Merhaba. Nasıl gidiyor araba? Merhaba. Nasıl gidiyor araba? Size hayatımdaki en cringe videoyla başlamak istedim. Çünkü bu kanalda utanma, sıkılma yok. Bam 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 samimiyet diyorum. Melih Abuak geliyor. Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben senelerdir kanallaşmak istiyordum fakat bir şekilde olmadı. Bir de hep böyle mükemmeli yapma gibi bir derdim vardı. Mükemmel iyinin düşmanıdır arkadaşlar. O yüzden de artık mükemmelin peşine koşmadan takır tukur aklında ne varsa paylaşmaya geldim. 1985 yılının Haziran ayında annem böyle bir karına sahipti ve Eylül ayında ben doğdum. Bebekken geceleri uyuyamazdım ve annemler önceden kaydedilmiş reklamları bana seyrettirirlerdi. Baba, oba, hepimiz. Bayılırdım. Daha psikopatçası kanallar belli bir saatte kapanıyordu, yayın duruyordu ve ben o sesine aşıktım. Mal gibi bakıyordum ekranı şöyle. İşte belki o zamanlarda kitleleri ekrana kitlemeyi aklıma koymuştum. Sporla çok fazla alakası olmayan ama herkesin çok sempatik bulduğu bir çocuktum. Neşeli olmak benim ailede gördüm. Ağlama. Dır. Neşeli olmayı tahminen ben ailemde gördüm. Annem hayatını gördüm. En neşeli insanların bir tanesiydi. İnanılmaz komikti. En kötü anında bile taklitler yapar, tiyatrolara çıkar ve arkadaşlarını her ortamda eğlendirirdi. Büyük ihtimalle annemin bu özgüveni ve mikrofon sevgisi de dedemden geliyor. Çünkü dedem de bunu çok seviyordu. 1946'larda ben işe atıldım. 37 senelik bir imajım var. Çok kaybettiğimiz oldu, üzüldük. Buna alışveriş diyorlar. Bu akşam da bir alışverişin içindeyiz. Öyle bir alışveriş ki 20 küsur sene bir soyadını taşıyan kızımın başka bir soyadına dönüşüyor. Bu da bir alışveriş. Biraz acı olmakla beraber mutlu, tatlı tarafları da çok var. Ne konuşmuş be? Annemin kendisini mizah için çirkinleştirmek konusunda hiçbir çekincesi yoktu. Ve bu konuda da farklı biçimlere çok rahat girerdi. Ben de tahminen oradan bir şeyler aldım. Aile yadigar değil mi? Ve ben ergenliğimde kamerayla tanıştım. O zaman telefonlarda kamera çok fazla yoktu. Ona rağmen çok fazla video çektim. Abuk subuk her yerde video çektim. Çünkü çok seviyordum. Bugünkü şovumuzda nasıl bir grup olacağını göstereceğim. Teşekkür ederim. Ben şu an yasaların arkasını görmekteyim. Yasaların arkasını görüyoruz. Sayfam ve ben hep beraber. Acaba geri verebilecek miyiz bu meşhur? Lise hayatım video çekmekle ve şebeklik yapmakla geçti. Şebeklik diyorlardı ismine. Şebeklik, maymunluk yaparak ve onları video çekerek geçti. Hiç ayrılamam derken saçlarına saç yaptım çiçekler. Mikhail'le beraber sanat programına Je Vent En hoş geldiniz. Evet, bugün programımızda Göte var. De Göte, de Yeranko, j'avais 20 ans. Efendim Göte'ye bakıyorsunuz, Göte benziyor biraz. Ne kadar ayıp. Şöyle, enteresan bir Fransız kültürünün sureti, böyle bir tazelik. Şöyle bakıyorum. Sınav notlarım 70-80'di. Söz notlarım hep 20-30 veriyordu bana dersi biraz içine ettiğim için. O yüzden zor geçiyordum. Ama değer be. Bugünlere geldiysek değer. Bu arada babamdan bahsetmedim. Bence babam da çok komik bir adam. Bence babam da kamerayı acayip seviyor. Kameralı oynamayı inanılmaz seviyor. Baba gelecek videolarda sen gel buraya konuk ol. Çok seviyorlar seni. İlk defa yedin hadi. Beğenmedin mi? Ağzına sıçtın. Bence güzel olacak. Ağzına sıçtın oğlum. Lan manyak mısın? Sıçtın. Lan saç. Bu ne lan? Dolayısıyla ailede videoyu seven ya da ilgiyi seven kişilerce büyüdüm. Çok da mutluyum böyle olduğu için. Bence hani bu yüzden böyle oldu. Ailemle alakalı herhalde en sevdiğim şeylerden bir tanesi kötü zamanlarda bile, hastane ortamlarında bile mizahı, gülmeyi hiç elden bırakmamak oldu. Herhalde en çok gurur duyduğum video onlardır ya. Annem dans ederek ameliyata girdi. Evet, ameliyata gidiyoruz. Ben bir kolonoskopiden çıkmıştım. İspanyolca bir şeyler söylüyorum. Başı mı? Empesco. Mi anus es mas cansado. Geçenlerde sevgilim için acile gittik. Orada abuk sabuk şey yaşadık. Niye beni bittik? Dolayısıyla bu herhalde bir aile geleneği. Ailem benimle her zaman gurur duydu mu? Gururluyum. Ne güzel. Ben her zaman doğru şey yaptım mı? Zaman zaman patladım mı? Değil. Haterim oldu mu?
Başarıyı tattın mı? Farklı şeyler denemeye çalıştın mı? Hepsine evet. Ben videoyu seviyorum ve video çekmeye devam etmek istiyorum hayatım boyunca. Oha diyorum olsun, başka yer olsun, çocuk kanalı olsun. Ben video çekmeyi seviyorum ve şu an bu fotoğrafın çekildiği aynı yerde kendi başıma video çekip kurgularken bu yeni kanalımda yapmayı çok sevdiğim başka bir şey, yemek yiyerek bu videoyu kapatacağım. Kanalıma abone olursanız, beğenirseniz ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Çok iyiymiş bu arada, krem şokola saray. Kendinize iyi bakın. Hayatınız boyunca sevdiğiniz işi yapmaya devam edin. Kim neler sevsin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Okey mi acaba? İnşallah olmuş.